Elimizde bir t dönüşümü var ve t dönüşümünü tanım kümesinden bir x'e uyguladığımızda tanım kümesindeki x'in ya da vektörün bir a matrisi ile çarpımını elde ediyoruz. Buna ek olarak doğrusal t dönüşümünün e, indirgenmiş eşelon formuna geldiğimizde bir n y n birim matrise eşit olduğunu da biliyoruz. Evet sadece buna bağlı olarak bile söyleyebileceğimiz birçok şey var. Öncelikle bunu indirgenmiş eşelon formuna getirdiğimizde bir kare kare matris elde ederiz ve bu da orijinal matrisin de n'ye n bir matris olduğu anlamına gelir. Buna ek olarak t'nin r üzeri n'den r üzeri n'e bir eşleştirme yaptığını da söyleyebiliriz. Bundan önceki videoda bunların hepsinin özellikle de bunun t'nin ters döndürülebilir olmasının koşulları olduğunu görmüştük. Bunun doğru olduğunu yani t'nin doğrusal bir dönüşüm olduğunu biliyorsak bu birim matrisin indirgenmiş eşelon formu da buysa t'nin tersinebilir olduğunu biliyoruz. İsterseniz tersinebilir ya da ters döndürülebilir tersinilebilir olmanın ne demek olduğunu da kısaca bir hatırlatayım. Tersinebilir olmak demek daha önce fonksiyonlarda bahsetmiştik. Şu anda dönüşümlerden bahsediyoruz ama aslında bunlar aynı şeyler ve başladığımız gibi devam etmek istiyorum. Evet diyelim ki elimizde T'nin tersi adında bir dönüşüm var. T'nin tersi ve T'nin bileşkesi tanım kümesindeki birim dönüşüme eşit. Buna ek olarak T ile T'nin tersinin bileşkesi de değer kümesindeki birim dönüşüme eşit olacak. İşte böyle. Bunun neye benzediğini görmek için isterseniz şu tanım ve değer kümelerini de hemen bir çizeyim size. Evet, tanım kümesi de, değer kümesi de R üzeri N olacak, öyle değil mi? Tanım kümesinden bir vektör alıp T dönüşümünü uyguladığımızda değer kümesine gideriz. Buna bir de T'nin tersini uygularsak aynı X'e geri döneriz. Bakın önce T'yi sonra da T'nin tersini uyguladık ve başladığımız yere geri döndük. Bu da birim dönüşümün ta kendisidir. Evet şöyle göstereyim. Bu da değer kümesindeyken önce ters dönüşümü uygulayıp sonra da dönüşümü uyguladığımızda da değer kümesindeki noktaya geri dönmek anlamına da gelir. Bu da değer kümesindeki birim dönüşüme eşittir. Bu örnekte tanım ve değer kümeleri aynı küme yani R üzeri N Tersine bilirliğin ne olduğunu öğrendiğimize göre, tersine bilirliğin koşullarına da bir göz atabiliriz. O halde sıra bu soruya geldi. Bunun doğrusal bir dönüşüm olduğunu biliyoruz ve aslına bakarsanız bu, bunu bir matris olarak gösterebilmenin de koşullarından biridir. Ya da bir matris vektör çarpımı olarak gösterilebilen herhangi bir dönüşüm doğrusal bir dönüşümdür. Evet, bu doğrusal dönüşümdür. Peki, ya T'nin tersi? Doğrusal dönüşüm olmak için gerekli koşulların ne olduğunu da hatırlayalım. T'nin doğrusal bir dönüşüm olduğunu biliyoruz. T dönüşümünü iki vektöre uyguladığımızda bunlar x ve y vektörleri olsun. T dönüşümünü bu iki vektörün toplamına uygular isek birinci vektörün dönüşümü artı ikinci vektörün dönüşümünü elde ederiz. Evet, bu koşullardan biridir ve tüm doğrusal dönüşümler için de geçerlidir. Tüm doğrusal dönüşümler için doğru olduğunu bildiğimiz ikinci koşulda dönüşümü tanım kümesindeki bir vektörün ölçeklendiği edilmiş haline uyguladığımızda ölçeklendirme faktörü çarpı vektörün dönüşümünü elde ederiz. Evet, doğrusal dönüşümlerin koşulları bunlar. İsterseniz bu koşulların T'nin tersi içinde geçerli olup olmadığına bakalım şimdi. Bunun için de buradaki örnekten yola çıkalım. T bileşke T'nin tersinin iki vektörün mesela A ve B vektörlerinin toplamına uygulandığını düşünelim. T'nin tersi değer kümesinden tanım kümesine doğru bir eşleşmeydi ve burada tanım kümesi de değer kümesi de R üzeri N'di değil mi? T'nin tersi bundan buna bir eşleşme. Hemen not edelim değer kümesinden tanım kümesine. Evet aynı görünüyorlar. Peki bu durumda bu neye eşittir? Az önce tanımda, ters dönüşümün tanımından bahsediyorum, bunun değer kümesindeki dönüşüm olduğunu görmüştük. Bunlar eğer değer kümesinin elemanlarıysa, yani R üzeri e N'in, buradan A artı B'yi elde ederiz. Neden? Çünkü tanıma bağlı olarak T'nin tersi ile bileşkesi değer kümesindeki birim dönüşüme eşit. Demek istediğim, buraya ne koyarsak koyalım, ister X koyalım, ister elma, X ve elmayı elde ederiz. Çünkü bu birim dönüşüm. Peki bu neye eşit? Aynı mantığı kullanarak bunun a'ya uygulanan birim dönüşüm olduğunu söyleyebiliriz. Birim dönüşüm yerine de evet bunu yazıyorum. Çünkü bunun birim dönüşüme eşit olduğunu biliyoruz. t'nin tersi ile bileşkesini a'ya uyguladığımızda bunun da birim dönüşüme eşit olduğunu biliyoruz ki bu da t'nin tersi ile bileşkesinin b'ye uygulanması ile aynı şeydir. Evet, o halde bunu da bu ikisinin toplamı olarak yazabiliriz. Aslına bakarsanız yazmamıza da gerek yok. Bu dönüşüm buna eşittir. A artı B'ye T'nin tersinin, buna da T'nin uygulanmasının, evet, A'ya T'nin tersinin, buna da T'nin, artı B'ye T'nin tersinin ve buna da T'nin uygulanmasına eşit olduğunu yazabiliriz. Size hangisinin kolay geldiğini bilmiyorum ama hangisini değerlendirirsek değerlendirelim. T'nin tersi bileşkesi gidecek ve geriye A artı B kalacak. T'nin tersi bileşkesini aldığımızda burada A kalacak, burada da B. Demek istediğim bu eşitliğin iki tarafında da geriye A artı B kalacak. T'nin doğrusal bir dönüşüm olduğunu da biliyoruz. T doğrusal bir dönüşümse T'nin iki vektörün toplamına uygulanması vektörlere T'nin uygulanmış hallerinin toplamına eşit, öyle değil mi? Bunun tersini de düşünebiliriz. T'yi iki farklı vektöre uygularsak, vektörlerden biri bu, diğeri de bu olsun. Evet, T'yi bir vektöre uygulayıp bunu T'nin uygulandığı bir başka vektörle topluyoruz. Ve bunun da T'nin bu iki vektörün toplamına uygulanmasına eşit olduğunu da biliyoruz. Bu T'nin, T'nin tersinin A'ya uygulanmasına uygulanması ve artı T'nin tersinin B'ye uygulanması göze biraz karmaşık geliyor ama bunun buna çok benzediğini fark ettiniz değil mi x'in t'nin tersi a'ya y'nin de t'nin tersi b'ye eşit olduğunu düşünelim böyle yapınca bunların ikisinin ne kadar çok benzediklerini görüyorsunuz değil mi t dönüşümünün bu iki vektörün toplamına uygulanması ve burada da t, t'nin tersi a artı t'nin tersi b'ye uygulanıyor. Anladınız değil mi? Bu noktaya varabilmek için t'nin doğrusal olması koşulunu kullandım. Peki, burada nasıl devam edebiliriz? Yazdıklarımı biraz daha kolay anlaşılır bir şekilde ifade edeyim. Mesela buradaki bununla aynı şey. t'nin tersi ile bileşkesinin a artı b'ye uygulanması, t'nin bu iki vektöre uygulanmasına eşit. Hemen yazıyorum t'nin tersi a artı t'nin tersi b. Şu ana kadar bu noktaya geldik. Bunun t'nin tersi içinde geçerli olduğunu buradaki t'lerden kurtulursak anlayabileceğiz. Ve bu t'lerden kurtulmanın en iyi yolu da iki tarafın t'nin tersi ile bileşkesini almak. Bunu bu eşitliğin iki tarafına da T'nin tersi dönüşümünün uygulanması olarak düşünebiliriz. Hadi bakalım. Bu tarafın T'nin tersi ile bileşkesi bu tarafın T'nin tersi ile bileşkesine eşit olacak. Neden? Çünkü bunların ikisi zaten birbirine eşit ve bir fonksiyona aynı değeri verdiğimizde iki tarafta da aynı şeyi elde ederiz öyle değil mi? Bakalım bunu yapınca sol tarafta ne elde ediyoruz? Evet sizce bu neye eşit? Şöyle yazayım. T'nin tersinin T ile bileşkesinin buna yani A artı B vektörüne T'nin tersinin uygulanmasına eşittir. Evet sol tarafta bu var. Bu kısmı yani T'nin tersinin T'ye uygulanmasını T'nin tersi ile T'nin bileşkesi olarak yazdım. Bu da zaten buradaki ile aynı. Bu t'nin tersinin t ile bileşkesi, aynı renkle yazayım, t'nin tersi ile t'nin bileşkesinin yani bu kısmın burada yaptığımızın aynısı evet bunun buna uygulanmasına eşit. t'nin tersinin a'ya uygulanması artı t'nin tersinin b'ye uygulanması. T'nin tersinin tanımına göre bana bunun neye eşit olduğunu söyleyebilir misiniz? Bu tanım kümesindeki birim dönüşüm öyle değil mi? R üzeri N'deki birim dönüşüm ve bu da öyle. Birim dönüşümü neye uygularsak uygulayalım, o şeyi elde edeceğimizi de biliyoruz. Hemen not ediyorum. İki tarafta da yapalım. Bu ifadenin sol tarafı T'nin tersinin A ve B vektörlerinin toplamına uygulanmasına sağ tarafı da bu birim dönüşüme eşit olduğundan T'nin tersinin A vektörüne uygulanması artı T'nin tersinin B vektörüne uygulanmasına eşit olacak. Ve bu sayede T'nin tersi de doğrusal bir dönüşüm olmanın ilk koşulunu sağlamış oluyor. O zaman sırada ikinci koşul var. Yine benzer bir şey yapacağız. T'nin tersiyle bileşkesini alacağız ve bunu da C çarpı A vektörüne uygulayacağız. İşte böyle. Bu R üzeri n'deki birim dönüşüm olduğu için bunun sonucu olarak da C çarpı A elde edeceğimizi biliyoruz. Peki A neye eşit veya nasıl yazabilirim? Evet bundan bahsediyorum. Şöyle kenara yazayım. A vektörünün T'nin tersi ile bileşkesinin A vektörüne uygulanması olduğunu söyleyebiliriz öyle değil mi? Neden diyecek olursanız bunun da birim dönüşüme eşit olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Bu durumda da bunu C çarpı t'nin tersi ile bileşkesinin a'ya uygulanması olarak ifade edebiliriz. İsterseniz bileşkeyi diğer şekliyle de yazabiliriz. Evet sol tarafı t, t'nin tersi c, a olarak yazalım. Ve bu da buna eşit ve şimdi de bunu benzer şekilde yazacağım. Yani c çarpı t'nin, t'nin tersine bunun da a'ya uygulanması. Bileşkenin de tanımı budur zaten. Şimdi t doğrusal bir dönüşüm öyle değil mi? Demek istediğim c çarpı t çarpı bir vektörü değerlendirdiğimizde bu t'nin c çarpı x'e uygulanmasına eşittir. Dönüşümdeki koşullarımızdan biri buydu ve t söz konusu olduğunda bu her zaman geçerli olacak. Bu t'yi uyguladığımız bir vektör ve bu da bir skaler. T'nin doğrusal bir dönüşüm olduğunu bildiğimiz için bunu T'nin C çarpı T'nin tersinin A'ya uygulanmasına uygulanması olarak yazabiliriz. Peki ya şimdi? İki tarafa da T'nin tersini uygulayalım. Baştan yazacağım. T'nin tersinin C çarpı A'ya uygulanması Buradan elde edeceğimize de t'nin uygulanması, t'nin c çarpı t'nin tersi a'ya uygulanmasına eşit. Ve eğer bu t'lerden kurtulabilirsek ki bunu yapmanın en iyi yolu da iki tarafa t'nin tersini uygulamaktır. Hemen yapalım. Evet iki tarafa da t'nin tersini uygulayalım. Şöyle yazıyorum t'nin tersinin t ile bileşkesinin t'nin tersinin c çarpı a'ya uygulanması. Evet sol tarafı bu şekilde yeniden yazdım ve bu ikisini de bileşke gösterimini kullanarak bu hale getirdim. Sağ tarafta da benzer bir şey yapacağız. t'nin tersinin t ile bileşkesinin c çarpı t'nin tersinin a'ya uygulanmasına uygulanması. Ne yaptığımı anladığınızdan emin olmak istiyorum bu buna eşit, bu ise buna. Ve bileşkeleri de bu şekilde yazdım. Bunu yapmamın sebebi bunun birim dönüşümü olduğunu bilmemiz. Evet, bu ve bu, r üzeri n'deki birim dönüşüme eşit. Ve birim dönüşümü neye uygularsak uygulayalım, o şeyi elde ederiz. Bu sayede t'nin tersinin c çarpı a'ya uygulanmasının buna yani c çarpı t'nin tersinin a vektörüne uygulanmasına eşit olduğunu bulmuş olduk. Ve bu da doğrusal olmanın ikinci koşulunun da sağlandığı anlamına geliyor. Birinci koşulu burada sağlamıştık. Bu arada iki koşulun bunun içinde geçerli olduğunu ispatlamak adına T'nin doğrusal olduğundan yola çıktığımızı da hemen eklemek istiyorum. O halde T eğer doğrusal bir dönüşümse ve tersinirse T'nin tersi de doğrusal bir dönüşüm olur diyebilirim. Bu son derece basit görünen detay aslında çok çok önemli bir detay. Neden diyecek olursanız T'nin tersinin bir matris vektör çarpımı olarak ifade edilebileceğini biliyoruz da ondan. T'nin tersini bir vektöre uygularsak bunu bir matrisle x'in çarpımı olarak ifade edebiliyoruz ve bu matris de A'nın tersinin matrisi. Bu matrisi nasıl oluşturabileceğimizi henüz tanımlamadım ama t doğrusal bir dönüşüm olduğu için artık bunun var olduğunu biliyoruz. Şimdi gelin biraz daha ileriye gidelim. Tersine bilirliğin tanımına dayalı olarak t'nin tersinin t ile bileşkesinin r üzeri n'deki birim dönüşüme eşit olduğunu biliyoruz. Size şöyle anlatayım tx'in a çarpı x'e eşit olduğunu biliyoruz. t'nin tersinin t ile bileşkesini alırsak ve bunu bir vektöre uygularsak, önce a çarpı x, bu arada bahsettiğim a da buradaki a. Sonra buna bir de a'nın tersini uygulayacağız. İşte böyle. Bu bileşkeyi aldığımızda sonuç olarak karşımıza çıkan iki dönüşümün dönüşüm matrisi bir matris, matris çarpımına eşit. Bunu çok uzun zaman önce görmüştük. Hatta matris matris çarpımının tanımının arkasında yatan mantık da buydu. Ama ilginç olan bu bileşke eğer buna eşitse aynı zamanda R üzeri N'deki birim dönüşümün X vektörüne uygulanmasına ve birim matrisin X ile çarpımına eşittir. Doğru değil mi? Bu N x e N bir matristir ve bunu neyle çarparsanız çarpın yine o şeyi elde edersiniz. İlginç. A'nın tersinin A ile çarpımı birim matrisi eşit. A'nın tersi ya da T'nin tersinin matris dönüşümünü T'nin matris dönüşümü ile çarptığımızda birim matrisi elde ediyoruz. Bu argümanın tersi de doğru. Demek istediğim, eğer bunun doğru olduğunu biliyor isek, tersin ya da tersinebilirliğin diğer tanımına bağlı olarak yani T'nin T'nin tersiyle bileşkesinin değer kümesindeki birim dönüşüme eşit olmasından yola çıkarak ki bu da R üzerinde olacak. Evet buna bağlı olarak önce T'nin tersini sonra T'yi uyguladığımızda önce T'nin tersini sonra T'yi uygulayacağız. Bir X vektörüne bu X ile N e, N birim matrisini çarpmakla aynı şey olacak. Sırasını değiştirirsek A çarpı A'nın tersi de birim matrise eşit olur. Bu sonuç da son derece faydalı bir şey çünkü matris matris çarpımlarında matrislerin sıralarını değiştirdiğimizde her zaman aynı sonucu elde edemeyeceğimizi biliyoruz ama tersinebilir bir matris ve tersi söz konusu olduğunda bu sorun değil. A'nın tersi çarpı A ya da A çarpı A'nın tersi. İkisinin de sonucu birim matris. Bu noktaya geldikten sonra sırada bunu nasıl oluşturacağımız var. Bunun var olduğunu ve tersinin de doğrusal bir dönüşüm olduğunu artık biliyoruz. Bunu dönüşüm matrisiyle çarptığımızda birim matrisi elde ediyoruz. Evet, sırada bunu nasıl oluşturacağımız var.